İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bütün dünyanın gözü bölgede, İsrail kara harekatını başlatacak mı? Savaş nereye evrilecek? Tüm gözler bölgede, bu sorunun cevabını arıyoruz. Bir fotoğraf kalesi geldi. Aslında onu arkadaşlarım hemen ekranlarınıza yansıtırlarsa. Muharebenin sonraki aşaması ve planların onaylanması için Kuzey Komutanlığı ve Tümen Komutanları görüşme halinde. Bu şimdi gelen bir fotoğraf. İsrail ciddi ciddi kara harekatının aşamalarını planlamaya çalışıyor. Herkes çünkü bu savaşın Gazze'den sonra bir şekilde elbette Hizbullah'a yöneleceğini, Lübnan üzerinde hareketleneceğini düşünüyordu. Muhtemelen o gelişme doğru çıkacak. Herkesin en fikir olduğu konulardan birisi bu. Kimlerle beraberiz hemen bu akşam? Konuklarımı tanıtayım size. Hızlı bir giriş yaptık. Murat Özer bizimle. Akşam gazetesi yazarı Murat, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sürekli söylüyordun aslında Hizbullah'ın çok da böyle beklenildiği gibi bir cevap vermeyeceğini. Sanırım bu tahminlerin de doğru çıktı. Evet. Ayrıntıları konuşacağız Murat. Profesör Doktor Uğur Özgöker bizimle, güvenlik politikaları uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Askeri stratejist Doktor Kemal Olçar. Kemal hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Sağ olun. Ve emekli kurbay albay Doktor Cüneyt Küsmez de bu akşam bizimle. Hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Arkadaşlar bölgeye bir gidelim mi? Ata hazır mı diğer muhabir arkadaşlarımız? Tamam, ata da hazır, istim de hazır. Önce Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Niyazi Kurt'a bağlanalım. Beyrut'ta bekliyorlar. Ata merhaba. Melih Altunok, iyi akşamlar. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan size ve konuklarımıza iyi yayınlar diliyorum. Ata, sana da geleceğiz. Hemen İslim'i de duyuralım. İslim İstanbullu ve kameramanı Ertan Tuna da Hayfa'da bizi bekliyorlar. İslim merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Ata, nedir Beyrut'ta durum? Biz burada bir hareketlilik bekliyoruz bu akşam için. İsrail tarafında da kara harekatına dönelik çok ciddi sinyaller geliyor. Beyrut'taki hava nasıl Ata? Hemen anlatalım Melih Altunok. Aslında çok önemli bir noktadayız. Neredeyiz? İsrail'in 18 yıl aradan sonra ilk kez başkent Beyrut'u vurduğu noktadayız. 2006 yılında iç savaşla birlikte Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail arasında başlayan o savaşla birlikte İsrail buralara kadar gelmişti. Buraları vurmuştu. Ve ilk kez 18 yıl aranın ardından nokta bir atış gerçekleştirdi. Çok karanlık, malum hep söylüyoruz yayınlarımızda, Lübnan hükümeti ülkenin %98'ine elektrik veremiyor. Yani sokaklanmaları vesaire birçoğu yanmıyor. Bu yanan ışıklar da işte jeneratörler veya farklı araçlarla yapılan aydınlatmalar. Karanlık oldukça, bakın 10 katlı bir binanın 5. katını nokta atış şeklinde vurdu. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne mensup 3 kişi burada İsrail tarafından etkisiz hale getirildi. Oldukça da farklı bir saldırı. Bakın binanın tamamı duruyor ama sadece 5. kat hedef alınmış durumda ve bölgede şu anda Lübnan güvenlik güçleri tarafından kordon altında. Çevrede çok sayıda binanın da hasar gördüğünü biliyoruz. Ve başka Beyrut'ta neler oluyor? Şöyle etrafı da göstereceğiz şimdi. Burası şehrin kalbi diye tabir ettiğimiz bir yer. Onu söyleyelim. Yani hani bundan önceki süreçte sık sık böyle Dahiye semtinden bahsediyorduk. Hizbullah üyelerinin yoğun olarak yaşadığı o semtten bahsediyorduk ama artık Beyrut kent merkezi de adeta bir keşe dönmüş durumda. Bir taraftan korku havası var, bir taraftan panik havası, bir taraftan insanlar normal yaşamlarına da devam etmeye çalışıyor. Şimdi bakın, her bir tarafımızdan, sağımızdan, solumuzdan motosikletler geçiyor. Melih Altunok, biz bu motosikletleri Dahiye semtinden biliyoruz. Çünkü binlerce, belki de on binlerce motosikletli var. Hizbullah üyelerinin birçoğu da motosiklet kullanıyor. Ve artık bundan sonraki süreçte İsrail'in hedefinde olabilecek bir hedef türü aslında bu motosikletler. Yani her an bir saldırı gerçekleştirebilir İsrail. Çünkü saldırılarını nokta atışı şeklinde gerçekleştiriyor. Biliyoruz ki bundan önceki süreçte yine o güney sınırlar boyunca Lübnan'ın özellikle Hizbullah'ın bazı komutanlarının da motosikletlerin üzerinde hedef alındığını biliyoruz. Tabii ki hiç kimseyi yaftalamıyoruz burada ama ben sadece olasılıklar üzerinde duruyorum. Dolayısıyla yani o motosiklet yoğunluğu
motosiklet yoğunluğu aslında neredeyse Beyrut'un tamamının İsrail tarafından hedef alınabileceği anlamına geliyor. Tabii insanlık dramları da yaşanıyor birçok noktada. Göç devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde göç başlamıştı, devam ediyor. Bakın burada da bir sebze, meyve satan vatandaşlar var. Diyorlar ki o vurulan noktayı çekin diyor, bizi çekmeyin diyor. Bakın burada böyle şov yapan motosikletliler de var. Yani Lübnan şu anda yani bir taraftan böyle o savaşın korkusunu yaşarken tabii ki Orta Doğu coğrafyasında aslında görmeye alışık olduğumuz görüntüler bunlar. Yaşamında devam etmesi gerekiyor. Ama bilinen bir gerçek var ki artık İsrail yeniden Lübnan'ı hedef tahtasına oturtmuş durumda. Kara harekatından bahsediliyor. Birazdan İslim ayrıntılarıyla anlatacaktır ama ben Lübnan'ın güneyinde gördüğüm o manzarayı paylaşmak istiyorum. İki ay önce oraya gittiğimizde tıpkı böyle cıvıl cıvıl bir yaşam vardı. Ama iki gün önce gittiğimizde incin top oynuyordu oralarda artık. Tamamen boşaltıldı çünkü İsrail tehdidi çok iyi beceriyor. Güneyde yaşayan vatandaşların telefonlarına bir mesaj gönderildi. Denildi ki güneydeki o köylerinizi boşaltın, kasabalarınızı boşaltın. Biz orayı vuracağız. Çünkü Hizbullah sizi canlı kalkan olarak kullanıyor. Hizbullah sizin oturduğunuz evlerin altında roketler saklıyor, mühimmatlar saklıyor. Dolayısıyla biz oraların hepsini vuracağız dedi. Halk korku ve panik içerisinde. Lübnan'ın güneyinden Sayda ile birlikte, Surkent üzerinden Sayda ile birlikte Beyrut'a doğru göç etti. Beyrut'un nüfusu 2 milyon, belki de 3 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz artık şimdi. Caddeler, sokaklar kaldırmıyor. Yine 2 ay önce biz konakladığımız noktada aracımızı istediğimiz yere park edebiliyorduk. Ama bugün geldiğimiz süreçte birçok noktada aracımızı park edecek yer dahi bulamıyoruz. Oteller dolu. Güneyde durum bu. Geçen hafta o göç dalgasını sizlerle paylaşmıştık. Hatırlanacağı gibi göç dalgasını sizlerle paylaşmıştık. On binlerce kişi yollara düşmüştü. İnsanlık dramı yaşanmıştı. İnsanlığımızdan utanmıştık. Ve şu an itibariyle artık İsrail'in o kara harekatına tüm zemin hazırlanmış durumda. Yani benim güneyde gözlemlediğim o. İsrail kısa bir sürede Lübnan'ın güneyine girecek. Ama hep şu açıklamalar yapılıyor. Sınırlı, kısıtlı bir operasyon olacak. Bu ne anlama geliyor? Litani Nehri, İsrail yıllardır Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine geçmesini istiyordu. Yani anlayacağımız bir ifadeyle kendisini Hizbullah'ın tehdidinden, füze veya roket tehdidinden çıkarmak için böyle bir şey söylüyordu İsrail. Ve artık gelinen süreçte bunun zemini hazırlanmış durumda. O nedenle de sınırlı, kısıtlı bir operasyondan bahsediliyor. Ama İsrail sadece güneye mi girecek, Lübnan'ın güneyine mi girecek? O da kocaman bir soru işareti. 1948 yılında Nekbe ile birlikte başlayan, büyük felaketle birlikte başlayan, Filistin topraklarını işgalle birlikte başlayan o süreç artık geldiğimiz noktada Gazze'ye ulaştı, Batı Şeria'ya ulaştı ve şimdi de Lübnan. Belki de önümüzdeki yıllarda artık Türkiye'yi de konuşacağız, Suriye'yi de konuşacağız, Irak'ı da konuşacağız. Ata bir yasaklı bölge haberi geliyor. Bahanesiyle İsrail. Senin dediğini doğrulayan bir açıklama aslında. Amerika Birleşik Devletleri de sınırlı bir harekat olacağını söyledi. İsrail'in Kanal 12'sinden de bir haber var. Amerikalıların isteği üzerine planlanan kara operasyonunun boyutunun küçüldüğünü söylüyorlar. Ve kara operasyonunun 2006 yılındaki savaştan farklı olarak toprak ele geçirmekten ziyade askeri hedefleri yok etmek için tasarlandığını söylüyorlar. İsrail topçusu da Güney Lübnan'daki Kayim, Kafir, Kila, Vazzani kasabalarını şu an bombalıyor. Ve bu yasaklı bölgenin haritası şu an önümüzde. İsrail'in ilan ettiği askeri yasak bölgesi. Onu aktarıyoruz seyircilerimize. Bu bölgeye de sivillerin girişi yasaklandı. Hatta şimdi Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerine dair peşi sıra suikastler gerçekleştirildi. Lübnan'daki havayı merak ediyorum. Hani Hizbullah'ın varlığına dair insanlar
bir güven duyuyorlardı belki ama bu suikastlerin ardından oluşan hava nedir? Varlığına dair bir şey hissediyor musunuz burada? Aslında herkes şu ana kadar yani Cuma gecesinden bugüne kadar Hizbullah'tan yapılacak bir açıklamayı beklemişti. Bugün öğle saatlerinde Naim Kasım Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı kameraların karşısına geçti. Aslında bir nevi destekçilerinin gazını da almış oldu. Yine kararlılık mesajları verildi. İsrail'i vururuz denildi. İsrail'in savaşı tüm Lübnan'a yaydığına dikkat çekti. En kısa zamanda da liderimizi seçeceğiz dedi. Çünkü Hizbullah arasında evet birkaç gündür liderlerini kaybettiler. 32 yıllık bir liderlikten bahsediyoruz. Hasan Nasrallah hem siyasi olarak hem dini olarak hem de askeri olarak oldukça Hizbullah'ın başında başarılı isimlerden bir tanesiydi 32 yıllık süreçte ama 32 yıl önce görevi devraldığı Abbas Musevi ile birlikte yine aynı kaderi yaşadı. Abbas Musevi de bir hava saldırısı sonucu yine Lübnan'ın güneyinde etkisiz hale getirilmişti, öldürülmüştü. Hasan Nasrallah da onunla birlikte aynı kaderi yaşadı. Tabii Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi örgüt içerisinde aslında biraz modu düşürdü. Onu söylemekte fayda var. Ama halen daha bu bölgede Hizbullah'a olan bir güven var. Neden? Çünkü 40 yılı aşkın bir süredir, 40 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren ve her geçen yılda askeri açıdan özellikle popülaritesini artıran, prestijini artıran bir Hizbullah'tan bahsediyorduk bugüne kadar. Ki Hasan Nasrallah'ın da zaten Hizbullah'ı bugünlere getirmesinde çok önemli payının olduğunu düşünüyor Lübnanlılar. Bu bir. İki, Lübnan'ın üçte birine hakim olan bir örgütten bahsediyoruz. Ki zaten Lübnan devletinin durumu ortada, Lübnan hükümetinin durumu ortada. Hala daha bir cumhurbaşkanı yok. Bugün Lübnan Başbakanı Necip Mikati bir açıklama yaptı. Dedi ki ateşkes görüşmeleri yapılırsa işte biz de Lübnan'ın güneyine düzeltiyorum o Litani nehrinin güneyine ordu gönderebiliriz dedi Lübnan ordusu. Eğer dedi öyle bir şey olursa dedi biz de en kısa zamanda cumhurbaşkanını seçeceğiz dedi. Yani böyle garabet dolu bir açıklamaya da imza atmış oldu. Yani her halükarda şu an itibarıyla evet Hizbullah'ın o stratejisini eleştirenler var, tepki gösterenler var ama Lübnan ordusu güçsüz. Dolayısıyla İsrail'le olacak bu muhtemel kara savaşında veya mücadelede aslında sahada olacak olanın da Hizbullah olduğunu biliyorlar. Hizbullah'a da destek veriyorlar şu an itibarıyla ki zaten ellerindeki o füzeler, roketler, İsrail'in hedef aldığı noktalarda bunu açıkça ortaya koyuyor. 150 bin füze ve roketten bahsediyorduk bugüne kadar. Ama İsrail her seferinde o noktaları vurmaya devam ediyor. Bununla da kalmıyor. Hasan Nasrallah başta olmak üzere bütün komuta kademesi artık etkisiz hale getirilmiş durumda. Ama İsrail kana doymuyor. Lübnan topraklarında sadece Hizbullah'ı değil, Filistin uzantılı grupların temsilcilerini, üyelerini hedef alıyor. Hamas mensuplarını hedef alıyor. El Fetih mensuplarını hedef alıyor. Hatta bugün biz orada yayın yaparken tepemizde dronlar uçtu. İsrail'in 3-4 saat boyunca uçtu. Hatta artık çıplak gözle de gördük. Etrafımızdaki 3 mahalledeki yaşayan vatandaşların telefonlarına mesajlar gönderildi. Bu çok önemli. Evlerinizi boşaltın diye. Dolayısıyla Gazze'de yaşadığımız o senaryoyu şu anda da Lübnan'da yaşıyoruz. İsrail o tehdidin ardından ve her onların uçurmasının ardından herhangi bir saldırı gerçek. İsrail gönderiyor Melih Altınok. İsrail gönderiyor mesajı. Beyrutlulara evlerinizi boşaltın diye mesaj gönderiyor telefonlarına. Tabii ki. Evet yani şimdi çağrı cihazlarını patlatan, telsizleri patlatan, işte 10 katlı binanın 5. katını hedef alan bir İsrail'den vatandaşların cep telefonlarına mesaj göndermesini yadırgamak pek de olmaz diye düşünüyorum. Yani evet yadırgadığım için değil sadece bilgiyi teyit etmeye çalışıyorum. Mutlaka yapabilir yani, tabii ki muktedirdir. Bu arada evet, yani. Lübnan Başbakanı'nın bir açıklaması vardı gün içerisinde. Lübnan ordusunu güneye göndermeye
hazırız diye. Bu yönde bir hareketlilik var mı ya da konuşuluyor mu Ata? Yok, şu an için bununla ilgili konuşulan bir durum yok. Aslında o açıklama da burada tartışmalara neden oldu. Neden? Yani o noktada zaten Hizbullah bugüne kadar o Litani Nehri'nin güneyine çekilmeyi reddetmişti. Yani İsrail ısrarla Litani Nehri'nin güneyine çekilin, biz de sizi vurmayalım. Yani o işte Birleşmiş Milletler kararı bahane edildi. Siz o tarafa çekilin, artık hani savaş olsun, olmasın, ateşkes olsun gibisinden açıklamalar yapılıyordu. Ama Hizbullah kararlı bir şekilde Lübnan'ın güney topraklarını savunarak ve aynı zamanda da İsrail'in kuzeyini hedef alarak o kararlı tutumunu sürdürdü. Şimdi Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin o açıklaması aslında Lübnan hükümetiyle Hizbullah'ı da... bu şekilde görüyorsunuz. Ne diyorlar hatta yanından geçerken Lübnan anlamıyoruz. Lübnan hükümetiyle yok hiçbir şey demiyorlar, üzerime motor sürüyorlar. Yani böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz burada. Hı hı. Yani Lübnan hükümetiyle Hizbullah'ı da aslında karşı karşıya getirebilecek bir açıklama bu. Yani ya da bir danışıklı dövüş mü, yani Hizbullah'la konuştu mu Lübnan hükümeti veya Necip Mikati, herhangi bir temas oldu mu? Olması mümkün değil. Neden? Hasan Nasrallah zaten hedef alındı. Hizbullah'ın artık üst düzey komuta kademesi yok. Ne bileyim, karar verici mercileri yok şu anda. Dolayısıyla Mikati'nin bu açıklaması burada artık tartışmaları da beraberinde getirmiş oldu. Şu an itibariyle bununla ilgili bir hazırlık yok. Zaten Lübnan ordusu oldukça güçsüz bir ordu. Yani bu sevkiyat nasıl olacak, ne şekilde olacak, ellerinde silahlar var mı veya o ordu oraya gittiği zaman nasıl bir görev yapacak? Kaldı ki Birleşmiş Milletler unsurları da var o Lübnan'ın güneyinde. Onlarla ilgili tartışma da var, hatta yine Birleşmiş Milletler'den bir açıklama yapıldı. Bakın yatakları görüyor musunuz? Veli Altınok, her bir tarafta böyle yataklar taşınıyor artık, sünger yataklar. Vatandaşlar gidecek bir yer arıyor. Hemen aşağı tarafta yukarıda bir üst geçit var. Onun altında yatanlar da vardı gündüz. Biz onlara da misafir olmuştuk ama çok da fazla gitmek istemiyoruz. Malum mahremiyet denilen bir olgu var. Dolayısıyla birçoğu da çekilmesinden de rahatsız oluyor. Atatürkler de var deniliyor. Yani Necip Mikati'nin açıklama. Çok sayıda Türk olduğu da söyleniyor. Evet, Türkler de var ağırlıklı olarak. Evet evet, çalışanlar var ama onlar aslında hani buradaki o yaşantıya alışmış durumda. Şöyle de bir durum var. Şayet burada bir savaş çıkarsa artık, yani bu savaş Beyrut'a yayılırsa, onlar da tabii ki kendi başlarının çaresine bakacaklar. Yani bir yerlere gidecekler ki o Türkler de yıllardan bu yana artık hani asimile olmuş diyebileceğimiz Türklerden bahsediyoruz. Dolayısıyla onların da artık olası bir savaş senaryosunda nereye gideceğini kestirebilmek mümkün değil. Tabii imkanı olanlar en yakın Suriye'ye gidecekler. Çünkü Suriye'nin başkenti Şam, Beyrut kent merkezinde 110 kilometre mesafede. Hatta biz sınır hattında da çalışmıştık. Sınıra da, yani Lübnan-Suriye sınırına tam 50 kilometre başkent Şam. Dolayısıyla bir ihtimal belki hani imkanı olanlar dediğim gibi belki de Suriye'ye sığınacaklar. Belki de Beyrut'a gelecekler ama Beyrut'ta artık kaldırmaz vaziyette, onu söyleyelim. Sadece burası değil, işte Şehitler Meydanı var. Daha önce olayların yaşandığı, bundan 5 yıl önce 8 Ekim'de halk ayaklanmasının yaşandığı bir meydan var, Şehitler Meydanı. Orada yüzlerce kişi bekleyişini sürdürüyor. Suriyeli mülteci onlar. Beyrut'un dört bir tarafında, benim hemen aşağı tarafımda sahil var. Sahilin kenarlarında çok sayıda kişi yine bekleyişini sürdürüyor. Yani Lübnan hükümetinin kendilerine aslında bir yardım eli uzatmasını bekliyor da, yani Lübnan hükümetinin, Lübnan devletinin, Lübnan devletine kim yardım edecek? Yani bu soruyu sormak gerekiyor. Dedik ya, Cumhurbaşkanı seçilmemiş, başbakan geçici hükümetin bir başbakanı, ekonomik kriz var, elektrik yok, ordu güçsüz, hava savunma sistemi yok. Yani bugün düşünebiliyor musunuz? Mesela ben şahsım adına utandım. Neden? Lübnan topraklarında, Lübnan semalarında, Beyrut semalarında İsrail'e ait insansız hava araçları dolaşıyordu. Hadi onu da geçtik dolaşmasını. Yine İsrail hava araçları
nokta atışlar şeklinde vuruyor. Tekrar o 10 katlı bina örneğini vereceğim. Yani 5. katını vuruyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Halen daha İsrail işte bu şekilde Lübnan'ı arka bahçesi gibi kullanıyor. Bunlar da gerçekten içimizi acıtan, utandıran ama elden hiçbir şey gelmeyen görüntüler. Ata. Sadece İHA'lar değil, savaş uçaklarında yine bundan önceki günlerde Niyazi ile birlikte, evet, görüntüleme imkanına sahip olmuştuk.